2010 referandumu. Türkiye'nin geçmişini yargıladığı, geleceğini ise dizayn ettiği yakın tarihimizin en önemli siyasi olaylarından biridir. Peki nedir bu referandum? Yapılan değişikliklerle o zamanki adıyla Hizmet Hareketi, şu anki adıyla FETÖ'nün önü açılmış, daha sonra sonu 15 Temmuz darbe girişimine kadar gidecek olan olaylar silsilesinin fitili ateşlenmişti. Zaten kendisi de açıklamalarıyla bu referanduma verdiği önemi belli eder. İki madde bile olsa bence değil yani hayatta olan insanlar kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla dünyanın dört bir yanına dağılmış insanlarıyla imkan olsa mezardakilerini bile kaldırarak o referandumda evet oyu kullandırmak lazım. Mezardakiler bile kalksın. Ben zannediyorum kalkarlar da. Ben zannediyorum ruhları koşar da. Bana göre bu referandum bütünüyle bir turnusol kağıdıdır. Nitekim günümüzde yaptıkları muhalefetle tabiri caizse mangalda kül bırakmayan pek çok insan o referandumda özgürlük için evet oyu kullanmıştı. Onlar belki bu tavırlarını unuttular. Ancak biz unutmayız. Kim ne demişti? Eski AKP'li başbakan yardımcısı, şu anda ise CHP'de milletvekilliği yapan Abdülhatif Şener, referandumda değişikliğe evet oyu kullanacağız şeklinde konuşmuştu. Gazeteci yazar Adalet Ağaoğlu, yetmez ama evet demek, demokrasi istiyorum demektir. 12 Eylül'de sandıktan evet çıkınca yeni bir dönem başlayacak diyerek referanduma desteğini belirtmişti. Şu anda muhalif kişiliğiyle önümüzde olan Ahmet Altan, evet çıkmasını ümitle bekliyorum. Çünkü bu evet, zalim bir sistemin temeline şahmerdan gibi vurup o temeli kıracak demiş ve sürece destek olmuştu. Kendisini muhalefetiyle ve tehcir hakkında söyledikleriyle tanıdığımız Hasan Cemal, o dönemde bu referandum için, "Referandum Türkiye için tarihi bir fırsat. %42 hayır oyuna karşılık %58 evet. Bu sonuca sevindim. Çünkü referandum sürecinin başından beri ben de evet'i savunuyordum." Tüm çocuklara da, doğacak çocuklara da aman ha Hasan Cemal var onun gibi olmayın diyoruz. Marxist.org isimli site ise referandum hakkında şöyle bir açıklama yapmıştı. Başını ırkçı CHP-MHP ittifakının çektiği sağcı güçlerin darbe anayasasına özgürlüklerden yana olan solcular da sesini yükseltiyor. Hatta milliyetçi, ittihatçı kişiliğiyle tanınan Mustafa Çalık, "Ama bana sorarsanız 80 tane Mustafa Kemal edilenler." Referandum hakkında evet diyeceğim, cellatlarıma dal kavukluk yapmayacağım demişti. Bugün HDP eş genel başkanı olan Sezai Temelli ve eski BDP milletvekili Sırrı Sakık o sürece destek olanlardandı. "Dedim ki ey oradaki çeteler, siz Mustafa Kemal'in askeri değil generali olsanız ne yazar iç sürüleri iç sürüleri." Bugünlerde Cumhur İttifakı'nda bulunan ve yaptığı açıklamalarla tüm Türkiye'nin başkası adına utanma ve gülme yüzdesini arttıran Mustafa Destici, "Anayasa değişiklik paketinin arkasındayız." diyerek çizgisizliğini belli etmişti. Bugün Deva Partisi Genel Başkanı olan liberalizmin baş tacı, özgürlük timsali Erdoğan'ın eski kankası Ali Babacan ise, "Bu anayasa bize dar geliyor. Bu anayasa Türkiye demokrasisini baskı altında tutuyor. Daha fazla demokrasi için yeni bir anayasa paketi hazırladık. Anayasa paketi parti meselesi değil, Türkiye meselesidir." diyerek liberalliğini gözler önüne sermişti. Yakın zamanda PKK ve KCK propagandası yapmaktan gözaltına alınan CHP'nin özgürlüğü için toplandığı adam Ömer Faruk Gergerlioğlu da referandumda evet oyu verenlerdendi.
Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk ise kitaplarında kullandığı A1 Türkçesini açıklamalarında da sürdürmüş. Bizim Nobel alan yazarımızın Türkçesini ben okutamıyorum. Yani ben talebelerime bu romanı okuyun demiyorum. Okumayın diyorum. Yani Orhan Pamuk'u tavsiye etmiyorum. Çünkü olmaz. Türkçesi bozuk. Ve darbenin 30. yıl dönümünde kurulan sandıkta evet diyeceğim. 12 Eylül'le hesaplaşmanın yolu açılıyor. Yargı süreci başlamasa bile referandum 12 Eylül'ün vicdanlarda mahkum edilmesini sağlayacak demişti. Bunların yanında Mehmet Ali Birand, Orhan Gencebay, Nihat Doğan, Metin Şentürk, Ali Nesin, Ayşe Hür, Kadir İnanır, Kenan Işık, İskender Pala, Cemil İpekçi, Sezen Aksu ve daha yüzlerce sözde liberal, sözde aydın bu referandumda evet oyu vereceğini açıklamıştı. Bu ülkede bu denli farklı yönden ve yerden insanı şeytan bile bir araya getiremezdi. Ne var ki asker düşmanlığı hepsini kol kola sokmaya yetecek yegane amaç ve fikirleri olmuş. Bazı şeyler 21 günde unutulmaz. Mesela sözde askeri vesayet kalksın diye Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan düşmanlık. Unutmayın. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır.